Dün Kayseri sokaklarında gördüğüm manzara, biraz yorgun gelmiştim Kayseri'ye son günlerin yoğunluğu dolayısıyla. Ama emin olun, bugün Kayseri'de, önümüzdeki haftada yoğun bir program var. Büyük bir enerjiyle Kayseri'de dün tamamladım. Bugün de o enerjiyi daha da tahkim edeceğim. Bir anlamda Kayseri bizim için enerji depolama yeri oldu. Birçok görüşler serdediliyor. Ama şunu bilinsin ki, bilinmeli de, dün Kayseri'de gördüğüm manzaralar beni derinden etkiledi. Kayseri kolay şikayet etmez. Kayseri'de, hani Türkiye'nin her yerinde insan tabloları var. Genellikle kendi göbeğini kesebilen, kendi ayakları üzerinde durabilen, ekmeğini taştan çıkarabilen, çalışkan insanların diyarıdır. Çok zorda kalmadıkça Kayseri'de şikayet etmez. Hele hele devlet denildiğinde yüreği titrer, aynı Konya gibi Selçuklu başkentlerde de var. Kolay kolay şikayet etmez ama dün daha cami kevire doğru yürümeden ilk giriş noktasına başladığımızda emeklilerimizi gördüm. Feryat ediyorlar. Ve o yiğit Kayserili, gözünden kolay kolay yaş dökülmeyen onurlu Kayserili, gözümün önünde ağlayan 1800 lirayı nasıl geçireceğim Sayın Başkanım? 1000 lirası da kiraya gidiyor. 800 lirayla kaç bile doldurabileceğim diye ağlayan Kayserili. Elindeki maaş bordrosunu gösterip 1900 lira şu da elektrik faturası diyen Kayserili. Biz oğlum evde üniversite diplomasıyla evde oturuyor. İş imkanı var mı diyen yiğit bir Kayseri kadın. Ben oğlumu, eşim vefat etti, oğlumu ben büyüttüm. Tam mürüvvetini görüşen, iş bulamıyor diye ızdırap çeken Kayseri. Kapalı çarşıda genç esnafların olduğu sokağa girdim, araya girdim. Özellikle beni aldılar, götürdüler. O genç esnafların kredi borçlarını ödeme konusundaki sıkıntılarını dinledi. Esnaf Odası Başkanı Kemal Bey bildi dün. 25 bin liralık kredinin her ay artan faizle 1-2 senede 150-200 bin liraya çıkacağını ve esnafın bunu ödemesinin mümkün olmadığını söyledi. Türkiye'de 32 milyon insanın kredi borcu var. Rantiye almış başını gitmiş. Her yerde rant, her yerde rant, her yerde rant. İmar rantları, hatırlarsanız Başbakanımız sona şeyde, yol ayrımının olduğu yer burasıydı. Girişi görüyordu. Nasıl yolsuzluklara doğru gidildiğini görüyordu. İmar yasası çıkarıldı. İmar rantları kamuya ait olsun dedi. Siyasetin nasıl yozlaştığını görüyordu. Yeni siyaset yasası çıkaralım. Her siyasete giren ilçe başkanı da olsa, başbakan da olsa mal varlığını, eserli kendi mal varlıklarını değil, birinci ikinci derece akrabaların mal varlıklarını beyan etsin dedi. Siyaset zenginleşme aracı olmasın dedi. Hazreti Ömer adaleti hakkıyla uygulansın dedi. İlçe başkanı bulamazsınız dedi. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Siyasi ahlak yasası gelirse imzalamam dedi. Biz niçin siyasete girdik? Ben Hazreti Mevlana'nın torunuyum. Ben Seyyid Burhanettin Veli'nin yolunun yolcusuyum. Niçin siyasete girdik biz? Siyaset ahlakla taşlanmayacaksa neden siyasete girdik? Şimdi yolda sokakta bizi belli bir etkiyle soru soranlar da bunları anlatıyor. Bu kadar mücadeleden ve bu kadar feragattan sonra başbakanlık makamını sadece ilerisini terk etmiş bir insanın tekrar siyasete girmesinin tek sebebi vardır, biletim çektiğimiz taraf. Yoksa köşemde konforlu bir hayatı tercih edebilir mi? Kayseri hemşerilerinin bunu anlaması çok önemli. Kayseri'nin bizi anlaması çok önemli. Kayseri'nin vicdanının sesi benim için çok önemli. Bir çiftçi, efendim çiftçilerin derdini diye getirin. Gübre 2000 liradan 6000 liraya çıktı. Dedim bunlar bire getiriyoruz. Cumhurbaşkanı sorarsanız çiftçi mutlu. Neden mutlu demiş? Şeker pancarına %25 zam yapılmış. Kaç senede de şeker pancarı? Şimdi hangi şeker pancarı üreticisi mutlu? %25 doğru. 336 liradan 420 liraya çıktı. Bilmez miyim? Bizim gölge kabinemiz var. Hepsini gün gün saat saat takip ediyoruz. Ama yanıldığı şu Cumhurbaşkanı. Çiftçinin enflasyonu 19.58 olan çiftçi enflasyonu değil. Çiftçinin enflasyonu, gübre enflasyonu %200, yem enflasyonu %150, mazot enflasyonu %70. Ortalama çiftçi enflasyonu, maliyet enflasyonu %120 iken siz hangi enflasyon üstündeki şirketler başkanından bahsediyorsunuz? Hayvancılık bitmiş.
Böyle bir tablo. Esnafımız memnun, işçimiz memnun. Memnun diyorum o başka. Ben memnun olan kimseyi görmedim. 5 sene önce başbakan olarak da buraya geldiğimde insanların yüzü gülüyordu. İddialıydılar, girişimciler. Çünkü enflasyon %3.2. Üretici enflasyonu %3.2 arkadaşlar. Şimdi %40-44. Tüketici %6 idi. Faiz %7 idi, şimdi %19. O da %18'e düşürdüler. Düşmesiyle birlikte kur yine fırladı. Dünyanın en yüksek faizi Türkiye. En yüksek faizi, faiz şampiyonu Türkiye. Enflasyonda 50 milyonu aşan ülkeler arasında 3. dünya. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Ama bir kesim var ki, üzücü olan bu. Türkiye'de %20'lik bir üst kesim Avrupa standartlarında yaşıyor. %20'lik bir alt kesim Bengali standartlarında yaşıyor. Bengali'yi götürmek için söylüyorum, sadece söylemiyorum. Kişi başına düşen gelir itibarıyla. Gelir dağılımı yerle bir olmuş.